Derin futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Ali Koç Madrid'de otelde hangi yıldız futbolcuyla görüştü? Sinan Engin konuştu. Sinan Engin'e telefonlar geliyor. Otelde gören şahitlerden bilgi alıyor Sinan Engin şu anda. Kim o apo? Ne? Abdülkerim Durmaz'a da telefon geldi. Yok ya, bana telefon bilgi değil. Benim bir tane sapığım var. Evet. Abi de beni arıyor ya sapığım. Ertem şeyler yok, yazıyor. Yok hocam değil. Ertem şeyler yazıyor. Sapığım var. Abi de arayıp duruyor ya. Yok. Değil ya bu sapık. Telefon yine telefon geldi Sinan abi. Ha, Sinan'a bilgi geliyor. Peki benim, Sinan Engin o futbolcunun ismini öğrenene kadar ben az önce Nihat Kırmızı Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Sayın Kırmızı Sezgin Gelmez'le konuşmuş ve Fenerbahçe ile ilgili Yıldız'la ilgili bir özel açıklama yapmış. Hemen onu bir verelim. Sonrasında İsmi var mı Yıldız'ın? Sinan Engin'den öğrenmeye çalışacağım o ya, futbolcunun adını. Hemen şunu bir okuyayım özel haber. Oku baba. Fenerbahçe'nin 28. şampiyonluğu istemesi ve formasında 5 yıldız taşıyacağını açıklaması ile ilgili Galatasaray'ın görüşleri nelerdir? Nihat Kırmızı diyor ki bizim tüm şampiyonluklarımız bileğimizin gücüyle şampiyonluklar ve kupaların sayısı da müzemizde oldukça fazla. Sadece Avrupa'da aldığımız şampiyonluklar bile onlarca yıldıza bedel. Devam. Devamı var. Fenerbahçe Başkanı doğal olarak taraftarını mutlu etmek için çaba sarf ediyor. Ama bu yolla mutlu olacaklarsa Galatasaray olarak biz de kendilerine bir yıldız hediye edebiliriz. Devam. Türkiye Futbol Federasyonu bedava emek sarf edilmeden yıldız dağıtacaksa oynanan mahalle maçlarından bile yıldız çıkar. Türk futbolu bu kadar kaos içindeyken bu tür sorunlara ayrılacak zaman olmadığını düşünüyorsunuz. Devam, bir sayfa daha var. Bu Fenerbahçe'nin başarılarımızın altında kalmalarının eseri. Eğer 20. şampiyonlukları olsa ve 4 yıldız takabilseler bunlar hiç gündeme gelmezdi. Bizim yıldızlarımız Türk futbolunu aydınlatıyor. Türk futbolunun ışığı olan yıldızlar başka türlü edinilecek yıldızlarsa futbolumuzu karanlığa götürür diye bir cevap. Bitti. Bitti. Şimdi ben Nihat Kırmızı'ya soruyorum. Yine Turgay Şen Galatasaray'ın efsanesi mi? Evet. He? Evet. Efsane değil mi? Tabii ki. Tabii. Turgay Şen 1959 öncesi Türk milli takımında defalarca oynadı mı? Oynadı. Demek ki Turgay Şen efsane falan değil. Turgay Şen mahalle takımı. No, sen var ya sen. Öyle diyor mahalle maçı. Fenerbahçe lobisinin adamı. Bana bir dakika ya. Tamam, ben Fenerbahçe lobisinin. Bir dakika, müsaade. Olur. Müsaade. Fenerbahçe lobisinin adamı. Ben düz mantık konuşuyorum. Turgay Şen rahmetli. Benim için abimizdir. Beraber 54, program yaptık. 54 Dünya Hatta Kupası'na gittik. Ebe'nin damı. Ebe'nin damı Ali Sami repliği vardı. Damı dam. Ha. Dam. Dam ne yaptı ya? Evet, televizyon Sakin. Programında. Açık gülü. Yapma. Ben rahmetli Turgay abiyle 20 sene önce program yaptım. Evet, o şimdi soruyorum. Turgay Şen abimiz, Allah rahmet eylesin, Galatasaray Spor Kulübü'nde kaç yıllara arası oynadı? Panter. Oynadım? Bir bakın. Bakalım. Şimdi söylüyoruz. Şöyle. Bakıyorum hocam. Turgay Şen kaç yılları arasında oynadı? Hemen bakıyorum. Geliyor. Veya daha önceki abiler. Bir saniye. Evet. Bırak Turgay abi. Gündüz Kılıç'a bak. Daha hocam, da eskidir. Hocam o daha da... Bir dakika, Gündüz Kılıç'a bak. Evet, rejiden de siz de bakın. Gündüz Kılıç. Şimdi soruyorum. Galatasaray'ın efsaneleri. Gündüz Kılıç'lar da başlar. Doğru mu kardeşim? Evet. Demek... 49-67. 18 yıl mı ediyor? Kaç? 1949-1967 arası. Turgay Şen. 1949. 49. Ayağın alışın 1950'de. Demek ki 9 yıl boyunca sizin efsaneniz Galatasaray mahalle takımıyken Turgay abi Galatasaray'ın kalesini korudu. Milli takımlar falan de onu İsviçre'lerle, Korelerle, Morelerle gazozunu oynadılar. Devam ediyorum. Gündüz Kılıç mahalle takımının hocası ve oyuncusuydu. Baba gibi. Ali Samiyen de Galatasaray Kulübü'nü kurdu ama Galatasaray Kulübü diye bir kulüp mahalle takımıydı. Bu deyimler bana ait değil. Sayın Kırmızı'ya ait. Evet. Yani Turgay Şen, Gündüz Kılıç gibi Galatasaray efsanelerinin oynadığı, milli takım formasını giydiği ve efsane olduğu o dönemlerde Türkiye'de futbol değil, çelik çomak mı oynadı?
Soruyorum Sayın Kırmızı'ya. Turgay Şeren sizin efsaneniz mi? Kırmızı'ya göre mahalle maçlarıymış. Devam ediyorum. Gündüz Kılıç sizin efsaneniz mi? Bunu Sayın Nihat Kırmızı'ya soruyorum. Evet. Tüm Galatasaraylılara soruyorum. Örneğin Süleyman Seba'nın da bütün şampiyonlukları 59 öncesi. Tamam. Şimdi Turgay Şeren'in de 54, 55, 56, 57'de yaşadığı şampiyonluklar var. Tamam. Nasıl olacak bu iş? Şimdi sen o maçları hafife alıp da mahalle maçı dersen. O zaman Turgay Şeren mahalle takımının kalecisi. E ben de mahalle takımında kalecilik yaptım. 59'dan önce ama. Hayır. Ya futbolu 59'da başlatıyorlar. Ha. Türkiye'de futbol 59'da başlıyorsa mesela Turgay Şeren'in hikayedir. Ha. Mesela ama mesela İngiltere'de 1800 bilmem kaçta başlıyor. Evet. Yani futbol onlarda öyle. Almanlarda 1910'larda falan yer başlıyor. Burada 59'da başlatıyorlar Mario. Arkadaşlar. Mario. Mario kim ya? Bir arkadaşımın. Köpekli bir arkadaşımdır Mario. Köpekli İspanya mi? Şu anda Ali Koç'un bulunduğu otelde Atletico Madrid'in golcüsü Suarez de var. Luis Suarez diyorsun. Evet Uruguaylı. Uruguaylı. Luis Suarez. 35 yaşında kadroya giremiyor Atletico Madrid son dönemde. Şu anda bak geldi. Bu sene de sözleşmesi bitiyor. Bakabilir miyim hocam? Gelin 35 yaşında adam. Bak. 35. Bunun kim olduğunu söyleme. Kod adı Mario'dur. Tamam. Evet. Otelin adını söyleme, reklama girmesin. İspanyol numarası. O, tamam. Şu anda evet. Luis Suarez. Suarez. Suarez'le görüştü. Zayıf yüzlü esmer İddiası çocuk. Geldi. Yok hocam Uruguay'da. Şey ya kalın kısa bak. Zayıf yüzlü böyle burunlu falan değil mi? Tuknaz esmer yere sağlamasın. Aslında tıknaz yürü yine bir 85 var. Hocam. Gene mi 35 yaşında forvet alacağız ya? Bir dakika. Luis Suarez şu anda Sayın Ali Koç'un bulunduğu, ikamet ettiği, konakladığı otele giriş yaptı. Onaylayacak mı Sinan Engin'e de bir bilgi gelmek üzere. Şu havalimanı da çok yakınmış Atletico Madrid'in tesislerine değil mi? Arkadaşlarımız hemen buldu. Hemen bir gösterebilir misiniz? Mario. Mario kim? Mario mu? Hocam Mario ne ya? Süper Mario diyor. Hemen bir 21 ekrana verin. O Mario bu ben Mario. Ben söylemem. Ben söylemem. Aynen. Ama Hoca çok merak ediyor taraf. Kendini bağlar. Benim orada bir arkadaşım. Tesadüfen arkadaşım karı koca bir çift. Hasta da Fenerbahçeli. İyi Fenerbahçeli. Onun için Ali Bey'i tanıdığından dolayı. Ben söylemem. Deminden beri de beni arıyor. O arkadaşım duymuş. Sakın ha söyleme. Ali Bey'le de samimi tanıyorum. O da Luis Suarez diyor değil mi? Derse sana? Düşerim dedi. Ya, söyleme ayıp olurdu. Ben söylemem. Hocayı bağlar. Ben Suarez, Muarez değil. Ben... Ne? Başka isim var. Yalan. Yalan. Başka. Ama söylemem. Peki genç mi? Onu söyle. Genç mi yaşlı mı? Onu söyle bari. 30'lu yaş. 30-32'li. Evet Suarez... Az önce ekrana gelen 32'li. Tesisler stat. 32'li. Bakın beyler bir adamın bir otele girmesi Ali Koç'la görülüşe manası çıkmayabilir. Tamam, çıkabilir şey. De. Şu anda İspanya'da saat 2 saat düş bizden. Ama çok, resmi çok örtüşüyor. Mario bana resim attı. Ama hocam çok... Beyazdır, beyaz tellidir, tüylüdür hafif. He. Yanındaki tanıdık. Tüylüdür mü? Yanındaki sapıktır. Allah 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 Allah. Yani Suarez ya iş yapar. Ama Suarez gelse Suarez çok iş yapar. İstemez misin? Yani Suarez çok iş yapar. Yani. Ya abi Suarez yapar. Ama Suarez kesmez. Abi Suarez. Yine geliyor var. Kardeşim Suarez dediğin adam dünya çapında bir oyuncu tabii ki yani. Ama yani 35 yaş yani. Fark etmez. Ne kadar oynayacak yani? Bir sene oynasın yeter. Abi gelecek sene şampiyon olmak zorunda. Bir sene oynasın yeter. Olsun istiyorsa ölsün gömeriz. Bir sene arasın yeter. Oluyor? Yani Luis Suarez gelince tak oluyor mu? Valla Serdar Dursun bu. Luis Suarez mi dersen? Hocam Suarez. Tabii ki adam büyük falan. Ama ben, hocam ben daha atletik, daha genç, daha böyle yırtıcı. O zaman şeyi alalım Dortmund'un şeyini. Hocam. Dortmund'un o 150 milyon euroluk adamı alalım. Haaland'ı alalım. Hocam öyle değil. Haaland'la konuşmuşlar. Öyle değil. Virüs kalmış hocam. Hocam ben hocam böyle siyahi böyle anladın mı atletik. Böyle... Abi size telefon sapığı var mı şu an? Var. Yalnız telefon bu arada sapığı. Sinan abi TT olacak birazdan. Kim? Olacak Suarez. Tabii ya. Taraftarlar ısrar ediyor. Benim sapığım senin yamağım. İlk söyleyen biz miyiz? Suarez. Evet. Suarez ayrı. İddiası şu anda bayağı bir başka düşer yere. Başka var. Başka ama ısrar etme ağzımdan laf söyle olma. Söyle mi abi sende ya? Olmaz. Olmaz. Kardeşim Suarez buraya geldi. Gazeteler yazarsa Suarez'le bana yapmaz. Suarez'le bu görüşmeler epeydir yapılıyormuş. Abi dünya çapında bir Muslera'yı da aradı. Dünya ya, çapında bir önce geliyor. Hemen gel demişler. Burada şey yıkılıyor İstanbul yıkılıyor demişler. Yaş kaç? 35 mi Suarez? Hocam 35 ne var ya? Bilgilerini hemen çıkardınız hocam, mı? Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz. Görebilir miyiz bilgileri? Kaç yaşlarında bakın. Tamam benim için problem. Evet 35 yaşında. Hocam Suarez. Bu Suarez bir de kendine bakan bir çocuk. 37 yaşındayım. Bak sabah
Sabah öğlen çok güzel kahvaltısını yemeği. Anzer balı mı yiyor? Ne yiyor? 35 diyor. Hocam her koşuda 35 de olsa 37 de olsa Luis Suarez İyi Türkiye'de ucu iş kadın yapar. Ya adam. Ya, Türkiye'de iş adamın yapar. Adamın hayatı gol atmakla geçmiş be abicim ya. Ya adam, Sinan böyle diyorsun. İlk sen sallarsın biliyor musun lig başlayınca. Suarez'i sallamam. Aha, dün Batshuayi'ye neler söyledin ya. Allah onu kahretmesin. Sezon şey başı neler yaptın? Arkadaşlar. Büyük golcü oldu. Arkadaşlar bir sinyal daha var. Bir sinyal daha var. Gene mi? Onun da gelme ihtimali var bu akşam otele. Futbolcu mu? Bak. Charlotte'a dikkat edin. Bir dakika. Hayır Charlotte. Charlotte'a da dikkat edin. Sinan abi ağzından kaçırdı. Hayır. Gerrit Bale. Oha. 40 yaşında. Oo, yapma hocam ya. Ya sen de bu Gerrit Bale diyorsun ya 40 yaşında. Ya, adam uçurtma roket gibi gidiyor. Nereye uçurtmadın sen? Gerrit Bale. Gerrit Bale. Yapmayın Allah aşkına ya. Bırakın abi hocam bu bizim Apo. Ye. Pelkas der biliyor musun? Gerrit Bey mi desek Pelkas der. Şu anda tabii şu anda kaç ya? 40'a geldi. Galler Milli Takımı'nda adamı vinçle ite ite oynuyor. Hayır 32 yaşında. Kim? Ya ne 32 yaşında. Ya, kim? Gerrit Bey. Gerrit Bey 32 mi? Ya, daha bu yaz bize gol atmadı mı? Ya attı da eski Gerrit Bey. Milli maç. Ya Gerrit Bey geldi de. Abi. Geldi de beğenmiyoruz. Kim? Geldi de beğenmiyoruz. Dünya Kupası'na gidiyorlar. Ya Zlatan gelsin 41. Zlatan. Fenerbahçe'yi var. Zlatan İbrahimovic gelsin 41. Gelsin oynasın ya. Ne o? Olur gel gel. Bir dakika. Sen abi Bale mı? Ahmet Hoca'nın dediği isim mi? Bale mı? Otelde görülen. Abi beyler. Beyler. Gerrit Bey'in otelde midir mi? Ama Suarez otele giriş yaptı. Suarez'le Ali Koç görüştü diyorsun sen eminsin. Görüştü demiyorum. Otele aynı otelde kalıyorlar. Otel herhalde Ali Koç şeyde kalacak hali yok. Değil hocam şu an değil. Şu an giriş mesaj, yaptı diyorum. Mesaj geldi. Hatta arabayı valeye vermek istemedi cimriymiş. Orada kapıda da bir şey söyleyeceğim sen bir de Türk belboy var biliyor musunuz? Sizin ekipten mi? Evet. Allah Allah. Allah Allah. Madrid'deki otellerin bütün valileri Sinan'a bağlı. Ali Başkan çok iyi biliyor. Hatta Ali Başkan'la da konuşmuşlar orada. Ama Sinan abi şu anda Fenerbahçe taraftarı abi, o kadar heyecanlı ki. Rahat olsunlar. Yok mu şey rahat olsunlar. Beni Türk doktorlarına emanet edin dedi ya sevgili Atatürk'ümüz. Evet. Ali Koç'a emanet edin Fenerbahçe'yi rahat olun. Ben bir şey İyi yolda şu an gidiyor Ali Koç. Devrimin yok mu bugün? Ali Koç iyi yolda gidiyor. Bir isim diyordu şuna devrim bak, ya. Apo şunu beğenmedi biliyor musun? Ben beğenmem. Hakikaten beğenmedin. Ya sen ne diyorsun? Al bunu kim tutar ya? Hemen Beşiktaş'ı alın. Gerrit Bey'i kim tutar ya? Hemen. Al Beşiktaş'ı alın ya. Havalimanında ben karşılarım. Git karşıla. Zaten hep karşılıyoruz biz. Pampörsüleri karşıladık. Bir şey söyleyeceğim abi. Pampörsüleri karşıladık. Falco. Ya biz Falco'ya falan Pampörsü gelirken ne yaptık hocam? Neler yaptık yani? Şimdi bakın. Ne oldu Falco? Fenerbahçe, yalnız başına gittiler. Berişalarla. Oldular yani. Serdar Dursun Berişalarla. İkinci oldu ya bu sene. Oldu sayılır. Evet. Alacaksan Suarez'i al kardeşim. Hiç değilse büyük denizde. Sen Suarez'e okeysin. Abi şu anda giriş yaptı diyorum otelde. Eğer başka iş için girmediyse otele bu saatte evli barklı adam. Allah Allah. Bilemem. Peki Devrim abi doğrulatmaya çalışıyor. Hocam, az önce Portekiz televizyonunun hocam, haberini bir ekrana verir misiniz? Otelin çok güzel bir restoranı var. Tamam. O otelde restorana yemeğe giden ünlü insanlar da var. Bu farklı bir şey. Bu kim abi? Ama orada masada şimdi tesadüfen görünen bir isim evet. var. Ama bu yakışmaz. İspanya'da saat şu anda gece 23. Tamam mı? Evet. 23'te bir futbolcu gece yemeğe çıkmaz. Hayda. Hocam Avrupa'da geç yiyorlar. Hayır futbol sporcu 7'de 8'de yer 11'de yemek yemez. Onlar ne olacak onlar için ya? Evet, ya İspanya'da abi telefon sakından kurtulacağız bu Mario senin hocam bu Mario'dan bıktım ben ya. Portekiz benim televizyonunun. Ya, bana da bir sapığı Mario beni ya. Hepimizin sapığı oluştu peki hocam. Peki bu bakın beyaz futbola benzeyen bir program hocam bak. Bu Portekiz beyaz futbolu bak şu tombulla. Adeus Fla diyor yani Flamengo güle güle Flamengo merhaba Fenerbahçe. Ne? Kim? Merhaba Fenerbahçe diye haber geçti Portekiz televizyonu. Ulan, evet. Bu Yesus'ta biraz sıvacı tipi var biliyor musun onu hissettim. Vallahi sıvacı tipi var. Bak sıvacı ustalara hocam, bak. Şu sağ üstteki yorumcuya bakar mısın? Edersin. Kim? Tabii ki Jesus. Bak çok kavga eder Jesus. Sağ üstteki yorumcuya bakar mısınız yalnız bak? Bak kim o? Gözlüklü, beyaz saçlı, bıyıklı. Eski ünlü futbolcu o ya. Ben tanımıyorum vallahi. Santana. Vallahi tanıyamadım. Evet. Kusura bakmayın. Eski ünlü futbolcu ya Santana. Sen tanıdınız mı? Santana diye Petro ya. Portekiz'in beyaz evet, futbolu. Evet Portekiz'in beyaz hocam, futbolu. Hocam Santana diye Petro ya oğlum sen nasıl tanımıyorsun adamı ya? Yıllarca Benfica'da oynadı, gol kralı oldu. Girip baksana. Evet. Yüzü getir. Senin Santana kim diyorum ben? Santana. Bizi bugün program tam şeye döndü. Tamam.
Ya hocam bu otele giriş yaptıkları falan bırakın ya. Bırakın, korkutmayın bizi. Biz çok iyi transfer bekliyoruz bu sene. Yalnız bir ağzından kaçırdı Sinan abi Sörlot diye. Sörlot'a dikkat diye. Sörlot'un menajerinin de İstanbul'a geleceği söyleniyor bu hafta içinde. Sörlot'un menajerinin İstanbul'a geleceği söyleniyor. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edildi. Baktım bugün Ertan Süzgün bizim öyle haber geçmiş. Evet. Ertan da boş konuşmaz Ertan Süzgün diye. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili Devrim Zengi. Aynen. Bugün diyor Beyaz Futbol'da söyleyeceğiz dedi. Devrim o isim Zengi kim abi Ertan, yıldız oyuncu? Süzgün. Beder. Devrim'den i̇şte Suarez. Suarez %70. Evet. Gerrit Bey'in %30. İkisi ne? Birden. Bir dakika söyle. Olmaz mı? Tekrar söylüyorum. Suarez %70. Gerrit Bale %30. Suarez de ibre. Sinan kafa sallıyor, olmaz diyor. Birazdan Bale'la Suarez TT olacak. Çok umut verdiniz şu anda vallahi taraftarlara. Bana gelenleri söylüyorum. Biz istihbarat, hakikaten... her istihbarat doğru çıkar diye bir kural yok. Bunu herkes bilir yani. Sinan'ın salon mevlütü vardı. Beni de başka bir sapık buldu. Abi ne arıyor sapık ya. Senin salon mevlütü var diye delirdin. Aç. Tahminlere geçelim aç. O zaman. Ne aç? Süremiz dolacak. Aç. Hadi bakalım tahminler. Aç. Bu arada... Türkiye Kupası maçları da var bu hafta. Onları da mı Türkiye tahmin Kupası edeceğiz? Maçlarını da tahmin ya, edeceğiz. Ben Ahmet Çakar'a hastayım. Ne dese tutuyor biliyor musun bu ara hocam? Niye? Bu ara konuşan beygir gibisin. Niye? Bütün tahminleri tutuyor. Bir biter demişsin. Evet. Söyleyeyim. Hocam var ya konuşan ama beygir ya. Başakşehir Galatasaray maçı için ne? Farklı evet, kazanır Başakşehir. Ama Başakşehir şanssız diyor. Hakikaten Mustara olmasa maç fark olurdu diyorsun. Bambaşka bir şey olurdu değil mi hocam? Mustara'yı hesaplayamadın. Kim en iyi hissediyor kendisini? Ahmet Hoca ya. Buyur hocam. Şimdi bak. İlk maçı Trabzon 1-0 aldı. İlk maçı kazanmış 1-0. Turu kim geçer onu söyleyelim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de 100 kişiye sorsam 98 tanesi filan Trabzon der. Fakat içimden bir ses maçın uzatmaya filan gidip Kayseri'nin geçeceğini söylüyor. İçimden bir ses. Çifte kupa yapamayacak diyorsun Trabzonspor. Yani, öyle bir temennim tabii ki. Canım, ben isterim ki çifte kupa yapsın Trabzon için. Aslında onu da istemem, bana da kim ne yaparsa yapsın da. Evet. Ama Kayseri-Trabzon maçı çantada keklik tur maçı değil. Peki. Benim kanaatim bu. Sivas-Alanya. Sivas-Alanya maçı. İlk maçı Sivas ilk maçı kazandı. Sivas 10 kişiyle aldı biliyorum. Son dakikada attılar filan. Ama bu maçta kolay maçtı. Ama Sivas geçer. Sanki Sivas-Kayseri final oynarlar gibi. Hemen lig maçlarını verelim. Ahmet Hoca onu lig da tahmin etsin. Demiş. Fenerbahçe Karagümrük. Fenerbahçe ikinciyi rahatladı ya. Sanki bu maç berabere bitecek gibi geldi. Galatasaray Adana Demir. Banko Adana Demirspor. Ya. Banko. Galatasaray kimle oynuyor söyle diyorsun. Banko. Göztepe Beşiktaş. Banko Beşiktaş. Trabzonspor Altay. Trabzon olur. Altay bitirmiş. Peki. Türkiye Kupası bir daha gelsin. Sinan Engin'le devam edelim. Kayseri Trabzon kim geçer? Trabzonspor tur atlar. Sivas Alanya. Alanya tur atlar. Hemen lig maçları. Fenerbahçe Karagümrük. Karagümrük kazanır. Galatasaray Adana Demir. Galatasaray kazanır. Göztepe Beşiktaş. Beşiktaş kazanır. Yenemez abi. Dalga mı geçiyorsunuz? Kazanır. Hocam kaç haftadır kazanamıyor. Ya Galatasaray kim şu anda Türkiye'de? Kimseyi yenemez. Görmedin mi Başakşehir maçını sıkmaktım oynadılar. Trabzonspor kazanır diyorsun. Abdülkerim hocam kupa tahminleri. Kayseri Trabzonspor Sivasspor final oynar. Yani Trabzonspor tur atlar, Sivasspor da tur atlar. Finali Trabzonspor Sivas mı diyorsun oynar. Sen? Sivas ilk maçı 2-1 yendi Alanya'yı. Kendi sahasında yani turu geçer diye düşünüyorum ben. Yani Alanya Spor 2 farkla yener mi Sivas'ı Sivas'ta? Lig maçları gelsin. Evet. Fenerbahçe Karagümrük. Aa senin için zor maç. Zor maç. Berabere biter diyorum. Berabere biter diyorum. Politik bir berabere tahmin biter. Aslında 3 ihtimalli bir maç. Niye biliyor musun? Fenerbahçe bence... Son maçı Malatya ile oynayacak ya. Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti. Rahatladı evet garanti. Karagümrük'ün de büyük bir Avrupa isteği var. Yani bütün semt Avrupa'ya kilitlendi. Sayın Süleyman Urma, ben hep konuşuyorum kendisiyle. İlk geldiği günden beri herkes düşer dedi ya Karagümrük'e geçen. Karagümrük Avrupa istiyor. Süleyman Urma da tam tersi. Bırak düşmeyi. Ben Avrupa kupalarında... Ya bize söyledi. Bize söyledi. Ama bir şey diyeceğim. Fatih Karagümrük de... İstediği iradeyi yapamadı. Biraz da hakemler yüzünden. Ama hayır. Hem hakemler hem statü yok Karagümrük. Statü yok. O statta bu başarılar büyük başarılar elde ediyor Karagümrük. Yoksa ben Fatih Karagümrük kendi statında oynasa 3 olur. Süleyman Urma'yı tanıdı. Bir süre sonra ilk 5'e demir atacağına inanıyorum. Olabilir. Süleyman Urma. Avrupa şeyi var Karagümrük'ün. İsteği var.
Hani bu maç 3 ihtimalle yenebilir de. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Buyur. Eğer Kayserispor Trabzonspor'u elerse bu maçın Karagümrük adına çok bir anlamı kalmayacak. Çünkü 5. Avrupa Kupalarına gidemeyecek ya. Trabzonspor'un finale çıkmaması etkileyebilir. Fener de Karagümrük'te istim üstünde. Beraberlik peki. Kokan bir maç. Galatasaray Adana Demir. Galatasaray Adana Demir spor maçı berabere bitecek o da. Göztepe Beşiktaş. Beşiktaş artık yani yensin. Yani Trabzonspor yani. Altay. Trabzon yener. Hemen Rasim'in tahminleri. Sonrasında selamlara geçiyoruz. Kayseri Trabzon. Sen bilimsel. Trabzon. Ya beraber olur ya be. Neyi, Trabzon neyi biter. Neyi düşünüyorsunuz biter. Ya? Trabzon biter. Ben Trabzon. Rekim, ben finali Trabzon, kim olduğunu geçer diyorsun. Trabzon Alanya finali olur diyorum. Alanya eler diyorsun. Evet. Peki lig maçları gelsin hemen. Trabzon Alanya finali. Fenerbahçe Karagümrük. Beraberlik. Galatasaray Adana Demir. Beraberlik. Göztepe Beşiktaş. Beşiktaş alır. Trabzonspor Altay. Trabzon alır. Peki tahminler bu şekildeydi. Sen o hiç zaman yapmıyorsun bu aralar. Resim istemiştim. Bu aralar sen hiç yapmıyorsun. Tahmin mi? He? Maçların tadı kaçtı. Yani Aydın'dan Uğur. Uzuner kardeşime çok selamlar. Aydın'dan Uğur Uzuner. Amerika'dan Mehmet Uzun'a çok selamlar. Amerika'dan Mehmet Uzun'a çok selamlar. Bir şey verdi, resim atmıştım. Evet. Evet, resimlerimiz gelsin. Evet, Mustafa Sinan Sungur ve Selahattin Anıl ve Şükrü'ye de buradan çok selamlar, sevgiler. O kadar. Hayırlı akşamlar. Ağzına sağlık Sinan abi. Haftaya görüşmek üzere artık. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Gitmeden hatırlatalım. Selamlarım yok mu? Rasim'in Instagram adresi Rasim Ozan Official. Rasim Ahmet Çakar'ınki evet. Ahmet Çakar Official. Abdülkerim hocamızınki Abdülkerim Durmaz. Ve benimki Onur Yıldız'ınki. Onur Yıldız. Onur. İki oyla. O Onur Yıldız. Çift iki oyla. Özellikle belirtiyorum iki oyla. O Onur Yıldız. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'u da hem YouTube'da hem Instagram'da takip etmeyi unutmayın. YouTube'da Beyaz Futbol 500 bin oldu mu? 464 bin. Bu ne abi böyle rakamları sevmiyorum. Ama derin futbolda var ikisi 700 bini geçti. İkisi 1 milyon olsun. Ayırdık ya onları. Aynen onları. Sezon sonuna kadar desteğinizi bekliyoruz. Kemal Kabadayı sizi bekliyor. Kemal Kabadayı. Gidelim bir hamburger yiyelim. Kemal Kabadayı Türkiye'nin bir numaralı hamburgercisi sizi bekliyor. Hocam var mı selamın? Benim var. Abi bu şeyini gene doğru. Sen söyle tamam sen söyle ben gideyim. Kısa tamam. Kesti. Ben hemen söylüyorum. Benden de isteyen yazsın. Tane. Canlı izleyenler yazsın. Evet, Ankara'dan Berke Söylemez kardeşimin doğum günü var. Ankara'ya buradan selamlar söylüyorum. Doğum gününü kutluyorum Berke'cim. Beyaz Futbol mizah sayfası var biliyorsun. Hepimizin şeylerini paylaşıyor. Evet. Müthiş. Onun admini Samet kardeşimin de doğum günü. İyi ki doğdun Samet'cim. Harika gidiyorsun. Beyaz Futbol mizahı da takip edin. Ahmet Çakar'ın sinek yemeleri falan. Rasim'in her şeyi. Müthiş paylaşımlar yapıyor Beyaz Futbol Mizah. Evet. Kardeşimi tebrik ediyorum. Bir de Samet Han Gök ve ailesi Beyaz Futbol hayranı. Devamlı bizi seyrediyorlar. Karşıdan Kadıköy'den kendilerine selamlarımı gönderiyorum. Bir de benim torunum var böyle küçük torunum. Pamir diye. Büyük Karagümrüklü. Aslında Galatasaraylı. Aslında bir Galatasaraylı babası var. O da Galatasaraylı olacak öyle yetiştirdi ama. Semt Karagümrük. O da büyük Karagümrük'te olacak babası gibi. Pamir'cim haftaya resmini koyacağım yetiştiremedim içeri program İnşallah. Bitiyor. Haftaya böyle kocaman resmini şimdi koyacağım. Şimdi son 3 hafta mı? Biz ne zaman? 2 hafta. Yani bugün önümüzdeki 9 Mayıs hafta sonu, 17 25 20, Mayıs'ta 22 Mayıs'ta son. 22 Mayıs pazartesi günü son evet. Yok 22 Mayıs evet. 22 Mayıs. Yok 23 Mayıs oluyor. Bugün 9 Mayıs değil mi? Evet. 14 koy 23. Evet. 23 Mayıs'ta. Betül Babür'e selamlar. Betül Babür kardeşim. Selamlar Betül Babür'e. Bu kadarcık evet. Mı? Var var daha da dur açayım. Sen söyle abi seninki yok, bitti yok, mi? Yok benim bitti. Hadi ben. Süremiz de oldu. Hayda, bitti benim. Bitti bu, mi? Ne hadi, zaman, hadi bakalım. Ne zaman benim sıra o bana geliyor. O kapatıyor. Aynı yapıyorsun vallahi. Sona Mustafa, kalan Mustafa biliyorsun. Ve Talha'ya selamlar. Mustafa Ali Aykoğlu. Hür Kirpi. Hür Kirpi evet. Ekibi dün onların konferansındaydım.
Mustafa Ali Aykol, Mustafa ve Talha. Selamlar. Aa, Özoğlu burada, Mert Demirkale. Oo, Atilla Ağoğlu, Trabzonspor efsanesi. Trabzonspor efsanesine selamlar. Bizden de selamlar. Bu arada bir saniye Rasim, önemli. Evet. Yeditepe Üniversitesi Beyaz Futbolu yılın en iyi spor programı seçmiş. Oo, Yeditepe. 25 Mayıs'ta. Yeditepe. Yeditepe. Yeditepe Üniversitesi. Bravo, 25 Mayıs'ta ödülümüzü almaya geliyoruz. Haftaya Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da görüşmek üzere. Süper Mario. Suarez'e de Sörlot'a selam. Belki de Bale. Hadi Mustafa bakalım. Bey, bir de Mustafa benim telefon şapım. Seni bulacağım Burgerci oğlum. Mustafa.